Adam öldürüyor. Rize'nin İdere ilçesi Kalecik köyünde bayramın ikinci günü yaşanan olay köylüleri şok etti. İdere'ye bağlı Kalecik köyünde Karafazlı mahallesinde bulunan Şeref Karafazlı'ya ait kahvehanede köylülerin bayramlaşma esnasında mavzer kurşunu camı kırarak kahvenin duvarına saplandı. Kahvehanede bulunan köylüler camın kırılmasıyla birlikte kısa süreli panik yaşadılar. Kırılan camın altında oturan köylüler olayın şokunu yaşarlarken mavzer kurşununun nereden geldiğini araştırmaya koyuldular. Köylüler olayı Rize jandarmaya bildirdikten sonra kurşunun yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Trabzon'un Of ilçesine bağlı Vuydak köyünden geldiğini belirttiler. Böyle sokaktan vuruldu ya yapı bağlı. Köye gelen jandarma görevlileri olayla ilgili inceleme başlatırken jandarmanın gazetecileri görüntü almamaları konusunda uyarması köylülerin tepkisine neden oldu. Sen işini yap, ben işimi yap. Ya sen işini yaptın. Çekim yapmanız yasak ama. Kim dedi sana? Yasak. Kim dedi sana? Sen nereden biliyorsun yasak olduğunu? Bir dakika. Rize Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Ali Karafazlı, jandarmanın görüntü almasına karşı çıkmasına tepki göstererek, görevli komutana jandarmaya olayı biz haber ettik. Siz görevinizi yapacaksınız, gazeteci de görevini yapacak. Siz dediniz diye yasak olamaz. Bu tür olaylar basına intikal etsin ki örnek teşkil etsin ve rüzgara karşı kurşun sıkılmasın şeklinde konuştu. Sen görevini yapacaksın, bu adam görevini yapacak. Bu adam görevini yapacak ama yasak. O nasıl yasak? Senin devamından mı yasak? Sen görevini yapacaksın. Sen karakol komutansın, karakol komutanı. Görevini yapacaksın. Bir olay ihbar edilmiş sonra onu yapacaksın. Köylüler bayramda şans eseri can kaybının olmadığını belirtirken köy büyüklerinden Muhammed Karafazlı bu korkunç bir şey. Bu kurşun adam öldürür. Bunun menzili yaklaşık 4 kilometredir. Şans eseri kurşun kimseye değmedi dedi. Abi ya eğer adam alsan. Hocam hocam. Hocam karşıdan vurdu. Oradan uğraşır yüksek onu ya şöyle ya. Öyle direkt çaldı da pat pat değil. Ya burada başka yere olmasın. Buraya vurdu düştü ya. Allah Allah bu yüksekten sadece atıldı ya. Karşıdan da karşıdan. 4 kilometre yani. 4 bin metreye. Mevze mavzeme. Mevze adam vurur bu. Kahvehane işletmecisi Selçuk Karafazlı, cam kırıldığını duyduk. Sonra da duvarın dibine bir kurşun düştüğünü gördük. Kurşun karşıdan Of'a bağlı Vuydak köyünden geldi dedi. Geldiğini tahmin ediyorsunuz merminin. Şu Of'tan geldi. Karşı tarafta. Vurdu. Jandarma görevlileri yaklaşık 3 saatlik inceleme sonucu kurşunun Trabzon'a bağlı Of ilçesi Vuydak köyünden geldiğini tespit ettiler. Jandarma görevlileri olayı Trabzon jandarmaya bildirerek soruşturmayı genişletirken kurşunun mavzer silahından çıktığı, silahın ise muhtemelen bu köyde görevli olan köy bekçisine ait olduğu tespit edildi.